RTV ekranlarından herkese merhabalar değerli izleyenler. Asırlık Hikayeler programıyla yeniden karşınızdayız. Bu hafta Malatya'nın Battalgazi ilçesine bağlı Fuzuli Caddesi'ndeyiz ve 1936 yılında dünyaya gözlerini açan Sevim teyzenin evine misafir olduk. Hadi gelin hiç vakit kaybetmeden Sevim teyzenin hayat hikayesine kulak verelim. Kırmayı programımıza katıldığın için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim yavrum, sağ olun. Evet. Sevim Kutsal kimdir? Bize biraz kendinden bahseder misin? Sevim Kutsal, Ahmet Parlak'ın kızı. 1936 doğumlu. Yeşilyurt Çırmıklı'yım ben yani. Yeşilyurt'tan geldik. Okula burada başladım. Orada amcalarım vardı. O amcalarımın yanında çok değerliydim. Hatta bir amcamın çocuğu olmuyormuş, beni istemiş babamdan. Babam hayır demiş, vermemiş ona evlat. Beni götürüyorlardı, gezdiriyorlardı falan, bakıyorlardı. Ondan sonra babam Malatya'dan eve almış. Bu evi aldığı zaman herkes demiş ki, ay demiş böyle böyle Ahmet Pa, kim aldı bu evi demişler. Demişler ki aman bir Çırmıklı aldı demişler böyle. Ondan sonra biz geldikten sonra herkes bizim eve gelip usulümüzü, prensibimizi görünce herkes şaşırıp gıpta etti. Aman Çırmıklı'dan geldi diye bile sanki dağ köyünden gelmiş gibi. O da insan, gelen de insan. Ama öyle geldik işte. Sonra da biz altı kardeşiz. Büyük Ömer abim vardı, Ömer Parlak. Arkasından ablam, Sabiha ablam. Sabiha Parlak, Celal Parlak, küçük abim. Ondan sonra ben, dördüncü çocuk olarak gelmiş. Benden sonra Mesut kardeşim, Mesut Parlak. Bir de kız kardeşim var, Sevgi Parlak. Yani üç kız, üç erkekmişiz biz. İşte onlarla geldik Malatya'da, böyle ilerledik, büyüdük. Babam da çalışıyordu, tüccardı yani. İşi gücü de çok güzeldi. Kendini yetiştirmiş, eğitmiş, kardeşlerini okutmuş. Her yönüyle dört dörtlük bir insandı. Allah rahmet eylesin bütün geçmişlerimize, sizin de geçmişinize. İşte ben de burada okula başladım. Kardeşlerim zaten okuyorlardı. İşte öyle günlerimiz öyle geçti. Baba ticaretle uğraşıyor. Evet. Anneniz de ev hanımlığı yapıyor. Ev hanım annem, evet. Peki dünyaya geldiğin ev nasıl bir evdi? Yani ekonomik sıkıntılar var mıydı? Yeşilyurt'taki ev. Hiç ekonomik sıkıntıyı çok şükür Allah'ın keremine hiç görmedik. Babam 12 yaşında babasız kalmış ama babaannesi varmış, çok akıllıymış. Ona her türlü böyle bir şeyler yapmayı falan öğretmiş. Babam o vaziyette orada okumuş, şey yapmış. 12 yaşında hep böyle Halep'ten, babamın giysileri hep Halep'ten gelirmiş. Hani karamemişler derler bizim lakabımıza. İşte o şekilde büyümüş, babaanneme de bakardı. Amcalarım vardı çok güzel. Hepsini babam rahmetlik okutmuş onları. Tahsilliler. Sonra da pasajda, Parlak Pasaj onların. Her köşede bir amcamın dükkanı vardı. Babamın da orada yazıhanesi vardı. İşte onlarla günlerimiz böyle geçiyordu. Ben buraya gelince okulu burada başladım. Çarşıda Fırat Okulu vardı. Okula severek gidiyorduk. Evet, çok güzeldi bizim zamanımızda okullar. Okuldaki arkadaşlarımız çok Ermeni vardı bizim, kızı ve erkek. Bir de şeyde çocuk yuvasında yetişen çocuklar vardı. Artı onlar boylu postlu, irilerdi. Herhalde yaşları mı büyüktü, onu da bilemiyorum. İşte o vaziyette okulumuzu okuduk. Eskiden okullarda her sene yemek yapılırdı. Mesela bizim ailelerden
her aile bir gün oradaki çocuklara yemek verirdi. Babam da böyle kazanlarla, leğenlerle yemekler pişerdi. Getirirlerdi, orada çocuklar yerdi. O gün, o gün farz et ki babamdan geldi. Onu yiyorlar, ertesi günü başka, o şekildeydik. Fakat işte 5. sınıfa kadar okudum. 5. sınıftan sonra okumadım daha. Yani bilmiyorum, okumak mı istemedim ben? Yahut da okutmadılar mı, o kadarını çözemedim. Benim Ömer abim vardı, iri yarı en büyük abimiz. O okumuş ilkokulunu herhalde, yani o kadarını bilemiyorum. Sonra ablam da 5. sınıfa kadar okumuş. Celal abim ondan sonra, o da yüksek ne ticaret. Ha, o fakülteyi bitirdi geldi, işini yapmadı. Yani çalışmıyorum dedi. İhtiyaç da yoktu. Çalışmadı. Ondan sonra ben vardım, ben babama... İlkokuldayken çok yardımcı olurdum. Afyon Hanı'nda oturuyordu babam o zaman. Çok güzel bir handı. Arslan'ın ağzından su akardı. Ve ondan sonra birkaç ay sonra babam orada oturduğu zaman, babamın dükkanı var, başka arkadaşları da vardı. Onlar, bir köpek gelmiş affedersiniz şeye. Havuz var, havuz Arslan'ın ağzından su akıyor. Şeyde, Afyon Hanı'nda. Su akıyor. 3 gün köpek affedersiniz ulumuş böyle. Hani ulur da böyle Allah'a yalvarır şekilde. Evhamlanmışlar. Ve o gece o han yandı. Babamın dükkanı, oradaki bütün tüccarların dükkanı yandı gitti. Babamın bütün kasasında paraları yandı. Onu sonra devlet ödedi yani o kağıt paraları. İşte öyleydi. Babama giderdim. Ne alacaksa alır eve götürürdüm. Hani evin alışverişini babam yapardı. Ben de alır eve götürürüm. 5. sınıfa kadar öyleydi. Peki evde böyle bir kardeşin fedakar, aynı zamanda da çok çalışkan olması gerekiyor o zamanlarda. Hem ev işlerini koşturup hem... Ablam. Eve yetişiyordu. Peki... Ablam koştururdu. Çok becerikliydi. Biz Malatya'ya geldik. 43'te gelmiştik. Kız kardeşim daha yeni, en son kız kardeşim, 3 kız kardeşiz. Doğmuştu 43'te. Annem onlarla uğraşırken ablam bütün işleri, evin bütün işlerini ve Yeşilyurt'tan gelip de burada belediyeye, hükümette işi olan, evimiz de çok güzeldi, 3 katlıydı orada. İlk su akan evden yani. Evden su, musluktan su akan evi babam almış. Biz 2 sene sonra geldik zaten Malatya'ya. O evde oturuyorduk. Ondan sonra ev aldıktan sonra biz geldik, 2. katta hakim oturuyordu. 3. katta bir yüzbaşılar oturuyordu. Biz 1. kata geldik. 1. katta otururken de adı neydi? Babam. 2. kattaki hakimi çıkarayım da biz geçelim oraya. Çünkü biz de kalabalığız, 6 kardeş, annem babam. Öyle çok güzel günlerimiz oldu. Okulda gene öyle. Bilmiyorum, okul şeyimiz çok güzel geçti. Biz eskiden öğretmenlerimizden çok saygı duyuyorduk onlara. İşte biraz evvel anlattım ya şeyin dediği gibi, Leman Hanım'ın. Haşmet öğretmenimiz vardı. Her gün gelip bana günaydın diyeceksin, yüzünü göstereceksin derdi, bana ısrar ederdi. İşte öyle bir günümüz geçti.
bitirince bitişimizde cami vardı evimizin bitişiğinde. O zaman camiye hocaya gittik. Arapça okumaya başladık ve Kur'an'a kadar çıktık. Karşı komşularımızın kızlarımızları ve hepsi var yani 7-8 kişiyiz. Ondan sonra o şeyi bitirdik, yani hocanın işini bitirdik. Kur'an'a kadar çıktık. Ondan sonra da evde komşuların çocuklarıyla, o hakimlerin, yüzbaşının çocuğuyla falan hep onlarla oynadık. Öyle geçti günümüz. Gençlik yıllarında el işi yapar mıydın? El işini çok sevmiyordum ama gene de yapardım bir şeyler, dikerdim, yapardım. Ablam çok marifetliydi, çok süslüydü. Saçlarını akşam sarardı, sabah o şey yapardı, açardı. Namazını mamazını kıldıktan sonra açar. Böyle lüle lüle saçlarıyla. Ben öyle onun gibi değildim. Diyordu ki sen ne olacaksın böyle diyordu ablam bana. Ama bilmiyorum, benim de hayatım çok güzel geçti. Şimdi eskiden mesela okuma yazma bilen kişi sayısı çok az. Sen okuma yazmayı da öğrenmişsin. Böyle kitap, gazete, dergi bulduğun zaman merak edip araştırıyor muydun ya da okuyor muydun? Babam her gün, radyoda vardı bizde. Babamın her gün gazetesi gelirdi. Kendi dükkanından alır akşamüstü getirir okurduk. Hep o alışkanlık daha hala bende ama... Şimdi okuyamıyorum, gazete okumak istemiyorum, bilmiyorum niyeyse. Ondan bıktım. İşte öyle kendi kendimize çolukla, çocukla, dikiş, nakışla uğraşıyorduk. Eskiden böyle tiyatro, sinema var mıydı, gider miydin? Can sineması pasaj var, bilmem biliyor musun orayı? O parlak pasajdı. Babamın orada, o otel bize aitti. Babamın orada yeri vardı, sinemamız vardı, sinema vardı. Her hafta bizim orada locamız vardı, gidiyorduk locada. İftar diye gelinimiz vardı, bizi toplardı. Hadi Sevim abla, hadi Sevgi abla, bilmem ne, hep toplanıp sinemaya giderdik. Bir de böyle ayrıca komşumuzun bir damından gözüken bir sinema vardı, yazlık sinemalar. Bir de ona gidiyorduk komşular çağırınca. Eskiden sinemalarda konserler olurmuş. Bize biraz sinemada böyle gerçekleşen konserleri anlatır mısın? O zaman o konserin, işte sahnenin önü nasıl kalabalık olurdu ya da kimler giderdi? Eskiden sanatçılar geliyordu. Mesela Emel Sayın bilmem ne şeylere geliyordu. Biz o zaman onları seyredeceğimiz zaman berbere gidiyorduk, hazırlanıyor, giyiniyorduk. O şekilde hepsi şey yapıyorduk yani, hep arkadaşlar, akrabalar, arkadaşlar gidiyorduk kendi kendimize ya. Yani sosyal etkinliklerin hepsine katılıyordun. Katılıyorduk, evet. Hala şimdi ben gene öyleyim. Gün evde radyomuz var. Bir de babam gazete de alıyor. Her gün gazetemiz geliyor. Hem akrabalar, kardeş, amcalarım falan geliyor. Gayet güzeldi. Yengelerim, amcalarım tartışırdı bu şeylerle. Söyle bana. Hava yengem falan, amcam. Hep tartışırlardı bu parti için. O zaman ben onlara kızıyordum. Niye bunlar böyle diye. Ama şimdi artık şey yapmıyorum. Çok yengelerim de çok görgülü, amcalarım da çok. Amcamın bir tanesi vardı rahmetlik. Biz okula giderken benim saçlarımı o keserdi. Babangilin kardeş ilişkileri nasıldı? Çok. Babam hepsine şey yapıyordu. İşte 12 yaşında şey kalmış, babası ölmüş. Bütün kardeşlerini kendi çalışarak artık, kaç yaşındaysa bilmiyorum, Malatya'ya gelirmiş. Malatya'ya gelip atla gidip gelirmiş. Önceleri affedersin eşekle gider gelirmiş babam ilk geldiği zamanlar. O zamanlar işte babam burada tüccarmış o zaman.
Afyon Hanı'nda da oturuyormuş. Sonra da işte bütün akrabalarını, kardeşlerini yavaş yavaş Malatya'ya çekmiş. Eskiden evlilik yaşları da çok düşük. Sen 17 yaşında evlendiğini söyledin. Evet. Eşinle evet. nasıl tanıştın? Eşimle nasıl tanıştım? Biz, benim abim vardı rahmetli. Ömer abim, Ömer Parlak. O Ömer Parlak görümce, yani benim bu beyimin kız kardeşiyle evlendi. O zaman evlendi. Ben o zaman ilkokulu bitirmiştim zaten. Abim evlendiği zaman. Biz onlardan akraba olduk. Ben de artık görücüler mürücüler geliyordu. Beyim de demiş ki illa babasına. Benim kayınpederim rahmetli çok değerli bir insandı. Allah rahmet eylesin. O sevdiği kadını alamamış, çok şey yapmış. Hep dermiş ki Nevzat oğlum ben sevdiğimi alamadım. Sen kimi istersen ben onu alacağım dermiş. Hep ona öyle dermiş. Ondan sonra biz de akraba olunca gidiş geliş. Fakat hiç böyle bir aramızda şey olmadı. O beni istemiş. Bir gün gelmiş istemişler annemle babamdan. İşte ondan sonra beni verdiler. Yani çok uzun da sürmedi. Nişanlıyken epeyce nişanlı kaldık ama o şekilde evlendim. Rızanız sorulmadı mı? Ha sorulur. Orada hep sorulur da illa kendi bildiklerini okurlar. Ben o zaman daha bilemiyordum, bilmiyorum. Peki eşiniz nasıl bir insandı? Size nasıl davranırdı? Ay. Şimdi söylesem inanmazsın. Bazen söylediğim zaman kimse inanmıyor. Allah gani gani rahmet etsin. Çok değerli bir insandı. Allah'ını bilen, anneye babaya saygısı olan, beni mesela evlendik aldı geldi gördü hani yaşadığımızı her şeyimizi biliyor kız kardeşinin evi. Biz gelin görümcü oluyoruz. Bilmem biliyor musun onu? Ondan sonra hiçbir gün beni incitmedi, üzmedi. Bir kıskançlığı vardı işte sadece. Çok kıskançtı. Bir de şey, 4 aylık evliydik askere gitti 2 sene. 2 sene o kayınpederim beni böyle, kayınvalidem, kayınpederim ağzında gezdirdi. O kadar bana değer verdiler. Beraber oturma şey var mıydı? Beraber oturduk. Kaç sene beraber oturduk? Şeyle yani kayınvalidemle, kayınpederimle 7 sene oturduk. Sonra rahmetli oldu, hastaydı zaten. Hele Fuat doğduğu zaman nasıl mutlu oldu. Fuat'ın, Nurzat'ın doğumunda Allah'ım ya Rabbim erkek torunları olduğu için. Bizim...
ben ailemden çok saygıyı, hürmeti, terbiyeyi, eğitimi gördüğüm için gittiğim zaman kayınpederime, kayınvalideme de aynı o şekilde şey oldum. Hiç ben doğum yaptım, beyim asker Fuat doğum yaptığım zaman. Ondan sonra şey, abim rahmetlik, her iki taraflı ya, hemen geldi, sancım olduğunu duyunca gelmiş, çocuk doğduktan sonra sevinip gitmiş. Ben de hemen yatırmışlar, uyumuşum. Ben artık bir saat sonra mı, 1,5 saat sonra mı uyanmışım. Zordan kendime geldim. Biz eskiden evde doğum yapıyorduk. Torunum dedi ki bir gün, annemi nerede doğurdun dedi, benim şimdi kızım Sırma Muş'ta, şey pardon, Uşak'ta. Torunum bu sene üniversiteye gidiyor. Dedi ki anne dedi, anneanne dedi, annemin nerede doğurdun, nasıl oldu dedi. Dedim ki benim yatak odasında şurada doğum yaptım dedim. Anlattım, alay etti, yok dedi, sen şaka yapıyorsun dedi. Yok yavrum böyle böyle dedim, işte şey yaptı. Ondan sonra anlattık ona biz. Birinci çocuk oldu, ikinci oldu, üçüncü oldu işte. 24 yaşında 3 tane oğlum vardı. Kayınvalidenle kayınbaban sana nasıl davranıyordu? Hele kayınpederime hiç anlatamam. Kayınvalidem de benimle, Allah gani gani rahmet etsin, beyimin annesi. Çok namazlı niyazlı, Allah korkulu bir insandı yani. Hiçbirinden acıyıp incinmedim. Hepsi de gani gani rahmet olsun. Bazen söylediğim zaman diyorlar ki sen mahsus mu söylüyorsun diyorlar. Yani kayınvalide, kayınpeder bu kadar iyi olur mu? Kocan iyi. Vallahi bilmiyorum, biz saygılı olduğumuz için gelip burada bunları sayınca beyimin akrabaları bile şaşırıyordu. Bu yani gelin bu yaşta küçükken gene böyle diye işte bilemiyorum. Tabii bir yerden bir yere gidip alışmak çok zor. Kayınpederim ev yaptırmıştı. 2 senelikti daha ev. Çok güzel bir evdi. Çıkmaz sokakta oturuyorduk o zaman. Bu Fuzuli Caddesi Sığırcı Mahallesi'ydi. Orada oturuyorduk. İşte hayatta alışıyorsun. Evlendin. Ailemizde de terbiye, saygı, şey var. Gittik oraya. Onlara o şekilde beni kabul ettiler. Benim 9 tane torunum var. 5 tane de torunlarımın çocuğu var. Evlat başka, torun başka. Sevgilerini yani de ki o daha fazla. Çünkü olgunlaşıyorsun, oturuyorsun, torun seviyorsun. Ama çocuğun doğduğu zaman sen uğraşıyorsun, koşturuyorsun. Yetiştireyim, okutayım, okula göndereyim, ders yatıştırayım, bilmem ne yapayım deniyor. Peki senin mesela... Bir de eskiden şu varmış Sevim teyze. Mesela kaynananla kayınbabanın yanında kimse evladını sevemezmiş. Annesiyle babasının yanında. Hiç annem gile giderken bir gün sokakta daha işte 2 aylık falan doğum yapmışım. Bir gün annem gile giderken bir pazar günü kayınpederime rastladık. Kayınpederimi gördük. Ay Nevzat baban geliyor dedim. Bir anda adam kayboldu. O meğer biz utanmayalım diye... Annem gile kundan Nevzat Bey götürüyor yani şeyinde, elinde. İşte o şekilde. Evlendikten sonra oğlumu kaybettim. 51 yaşındaydı rahmetli. Ne acılar yaşadık biz beyimle.
Rabbim kimseye yaşatmasın. Kurban olduğum Allah. Evlat acısı çok zor. Fakat gene iki tane kızım da sonradan bir kızım oldu işte. Bu çocuklar büyüdükten sonra. O çocuklarla beyim de sağdı o zaman. İşte çoluğu çocuğu idare ettik. O acıyla yani. Allah evlat acısı kimselere vermesin. Pankreas kanseri oldu. Ne kadar tedavi ettik ama onun şeyini bulamadık. Rahmetli oldu. İki tane de torunum var şimdi. Onun kızları. Gelinim de bitişikte oturuyor. Gidip gelir misiniz birbirine? Aa, benim gelinlerim çok değerliler. İyi aile çocukları, iyi eğitim almışlar. Büyük gelinim Fuat'ın hanımı öğretmen. İlkokul öğretmeni. Ailesi çok mükemmel. Gelinlerimi çok seviyorum. Evlatlarıma mutluluk veriyor ya. Ne mutlu bana, çok şükür. İşte bu. Ben insanları çok seviyorum. Herkesi, ne fakir derim, ne dilenci derim, ne yani ne çingene derim. Herkesi severim, onlara yardım ederim, yardımcı olurum. Oğlumu okula bu da şimdi yersiz ya. Fuat'ı okula gönderdiğimiz zaman beni beyim göndermiyordu okula. Kendiyi de çağırıyorlardı. Fuat okula gidiyor. Fuat'ın defterine öğretmen yazı yazıyor. Ne mutlu sizin gibi bir aileye ki böyle bir evlat yetiştirmişsiniz diye. Bize o şekilde geliyordu yazı. Gene hiç ne kendi gider ne beni gönderirdi. Çok şükür bak o da okudu. Hepsi de okudu. Allah herkese nasip etsin benim evladım gibi. Amin. Damadım gibi her evlenen kişilere gelinlerim gibi gelinler nasip etsin. Torunlarım, şeylerim gibi de evlat nasip etsin. Amin kurban inşallah. Sevim teyze peki şimdi ben şu sıralar bakıyorum. Evlenip boşanmalar çok oluyor. Çok. Şimdi senin Allah. Uzun süren bir evliliğin olmuş. 60. yılda değil mi? Rahmet, ölüm yıl dönümümüzde benim beyim rahmetli oldu. 60 yıl beraber yaşadık. Peki mutlu bir evliliğin sırrı nedir? Uzun süren evliliğin sırrı nedir? Vallahi bilmiyorum ama yani bir tartsızlığımız, tartışmamız şu bu olmadı yani. Gayet güzel birbirimize saygı, sevgi. Ben daha beyimden, affedersin eşşoğleşek lafını duymadım. Ben ne babamdan, ne beyimden. Hiç kimseden böyle bir kötü laf duyup da şey olmadım yani. Kurban olduğum Allah bizi bizden iyilere rast getirsin. Hep iyilere rastladım. Yani olmadı o tür şeyler. Peki. Şimdi üç gelinimle de ben ana kız gibiyiz. Aileleriyle görüşüyoruz. Hiç böyle sen ben yok yani. Benim annem gelinen bu evlendiğime evlenip gel beyimin tarafı yemeklerimiz çok farklıydı. Yani Malatyalıyız yemeği fakat kayınpederim böyle soğanlı muvanlı yemek yemezdi. O zaman böyle yemeği çok seçerdik. İtina ederdik yani. Eskiden çok öyle ocak mocak şeyler olurdu yani ocaklarda falan değil de bizimki. Annemgilde böyle gazlı ocaklar, gazlı ocaklar, 3-4 ocaklı. Buraya da geldim, gaz ocağı vardı. Onda yemek pişiriyordu. Annemgildeyken tandır ekmeği pişerdi. Burada da bu mahalleye de gelince öyle oldu. Bizim evde tandır vardı. Bütün komşular bizim evde ekmek yapardı. Ben buraya geldikten sonra gene bir komşu, biz de komşuda yapıyorduk, pişiriyorduk. Tandır vardı, tandır ekmeği falan yapıyorduk. Hala da tandır ekmeğimiz var ama size biraz az.
İşte o şekilde bilmiyorum yani. Alıştım bu tarafın yemeğine. Aşağıda bir kiracılarımız vardı. Çok değerlerdi. Geçen gün kızlar geldi de Sevim abla diye. Hala yani o coşku. İşleri rast gelsin. Yemeklere de alıştık. Her şeye alıştık. İyilik, huzur, mutluluk olduk. İnsan birbirini severse her şey oluyor. Bu şey Fuzuli Caddesi çıkmaz sokaktı. Ben o çıkmaz sokağa gelin geldim. Çıkmaz sokağa gelin geldim. Hiç bizim evden sonra ev yok. Hep bahçeli bahçeler vardı. Ondan sonra bitişikte bahçe vardı. Bahçeye şey kurulurdu. Dönme dolaplar kurulurdu. Hep böyle bütün herkes gelir orada şeye dönme dolaba binerlerdi falan. Biz de evden camdan görüyoruz onu evin yanında açıldığı için. Hazırlıklarımızı yapardık, yemekler, yufkalar, tandır ekmekleri. İşte o kadar bilmiyorum. Şimdi peki bayramlarda akrabaların birbirine gidip gelmeleri nasıldı? Ay. İlişkiler. O kadar güzel misafirlerimiz vardı ki. Hele bir gün hiç unutmam, beyimin şeyi vardı. Bibisi kızı. O ev geç yaşında evlendi, geç evlendi. O ne zaman bize gelse o adam bayramda, Allah rahmet eylesin, o ayakkabılarını hepsini çevirir ondan sonra girerdi. Yani ben gelinlerim gelince gelinler yapıyordu hizmeti. Ben gelinler gelmeden evvel o işte misafir geliyor, daha onları çevirecek zaman bulamıyorum ayaklarını. O adam geldiği zaman hemen çevirir içeri girerdi. Akrabalar sabahın köründe gelirdi. 6'da 6.30'da misafirler gelirdi o zaman. Şimdiki gibi telefon edip de ay Sevimciğim ben geliyorum diyen yoktu. Çıkmaz sokakta oturduğumuz için o kadar çok değildi. Fakat sonradan Fuzuli Caddesi açılınca gelen gidenimiz mahalle. Zaten mahallenin çocukları her zaman geliyorlar. Kimse okumayı, mesela bu mahallede hiç kimse okumayı bilmiyormuş. Bütün komşular bana misafir gelip kahve içmeye geldiği zaman iş gelin sen mekteplisin, okullu değil yani, mekteplisin, şu şeyimizi oku. Kağıtlar çıkardı okumalı, bilmezsin sen onları. Ben onları okurdum. Ya hep mektepli gelindi adam. Nasıl geç- Gelincik Mahallesi'nin kadınları hiç okumamışlardı. Meğer bir tek ben okumuş. İşte mektepli gelin, mektepli gelin. Sonradan Fırat Okulu'nda okul açıldı. Bütün Malatyalı kadınlar, okumayanlar çantalarını, şeylerini aldı, okula okumaya başladılar, okumaya gittiler. Çok hevesleniyorlardı. Gelip yani bilmiyorum, benden bir şeyler öğretecek bir şeyim de yoktu ama beni görmek için, şey yapmak için, işte okullu olduğum için mi artık bilmiyorum yani. Ailece gidip görüşüyorsun, konuşuyorsun, çocuğuna soruyorsun işte öyle mi böyle mi diye. Arada karar veriyorsun. İşte isteneceği zaman gidip isteniyor. Ondan sonra düğün hazırlıkları başlıyor. Benim mesela büyük gelinim, ilk önce Fuat'ı evlendirdik zaten. Fuat hemen askere gitti, geldi, evlendi. Gelinim de okulu bitirmişti zaten. Öğretmen olmuştu. Şeker fabrikasında düğünümüzü yaptık.
Yani bu istemeler bitti. İki gelini bir getirdik biz şeyde. Ben şeker fabrikasında yer tuttuk. Salon ondan sonra. O herkes geldikten sonra iki gelin, iki damat. Yani gelinler yabancı, Malatyalı da biri komşumuzdu. Biri de bu şey, beyimin kivri olduğu şeyin hanımıydı, babasıydı. Göçmez, Mehmet Göçmez'in kızı. Peki eskinin gelenek ve görenekleri sence şimdiye göre daha mı iyiydi? Ya da şu an mesela yeni nesil eskinin gelenek göreneklerini yaşatabiliyor mu hala? Hayır, yaşatamıyor. Her şey değişti. Her şey değişti. Şimdi herkes kendi konuşup kendi istediğini kendisi alıyor. Yani bilmiyorum. Bizim ailemizde bir tek amcam kızı ayrıldı kocasından. Amcam namaz kılarken düştü, öldü. Yani o kadar acı. Şimdiki evlilikler çok değişik, bilmiyorum. Ayrılık çok revanşta. Anlaşmak, dinlemek, biri birine eğit. Sen şimdi bana bugün geldin, benim huyumu nereden biliyorsun sen? Durdukça birbirini idare edeceksin. Ya. Onun için gelinlerine, melinlerine çok şükür. Peki, yaşamış olduğun ömrü değerlendirecek olursan, Sevim Kutsal nasıl bir hayat yaşadı? Hayatım çok güzel geçti. Ne olursa olsun, illa fevkalade olmasa bile, gerçi fevkalade benim için. Fakat kendin idareci olacaksın, iyiliği şey yapacaksın, ne bileyim hoşgörülü olacaksın. Arkadaş seçerken, konuşurken, anlaşırken dikkat etmek lazım. Gelinlerimizi bile aldığımız zaman yavaş yavaş birbirimize alıştık işte. Çocuklarımıza mutluluk versin, bize de hiç anne demesin diyorduk ama öyle değilmiş. Anne de desin, aileyi de bilsin. Çok şükür gelinlerim de bildi. Allah hepsini mutlu etsin, ebedi yaşasınlar. Fakat işte başka da bilmiyorum. Söyle. Peki, merak ettiğim şeylerden biri. Şu an mesela bu Fuzuli Caddesi'ndeki komşulukların nasıl? 4 sene önce çok güzeldi. Zaten 2 sene şey var bu. Pandemi var. Pandemi var. Ondan önce komşuluklarımız... O çıkmaz sokaktayken komşuluk başkaydı. Sonradan bu yol Fuzuli açılıp da şey olunca komşular daha değişik. Çok iyilerine rastladım. Kimseyle kavga gürültü yapmadım. Bilmiyorum. Çok değerliydi. Arkadaşlarım da beni çok sever. Ararlar, sorarlar. Beraber gideriz. Sabah kahvelerine giderdik. İşte ne bileyim. Öğlenden sonra kabul günlerimiz vardı. Günlere giderdik. Mesela şimdi bizim bu Fuzuli çok meşhur bir caddeydi. Emeksiz miydi önce? Emeksizden sonra Fuzuli Caddesi ikinci bir caddeydi. Çok değerli komşularımız vardı. Fakat hepsinden de gayet güzel geçti zamanımız. Şimdi hep Suriyeli oturuyor. Hiç benim yani burada 2-3 tane arkadaşım var. Yani arkadaşım dediğimde benim yaşımda. 2 tanesi benim yaşımda, 2-3 tanesi de daha genç. Bu yaşlı teyze buna gitmeyelim deme yok yani. Allah razı olsun, herkes kapımı çalıyor. Vakitli vakitsiz, hani habersiz bile ansızın uğrayanlarım var. Saygılı olsunlar, birbirlerinin kıymetini bilsinler. Evlilik kolay bozulacak şey değil. Çok dikkatli olsunlar. Kimse kimsenin kusurunu, şeyini hemen görüp de hemen 10 günlük evleniyorlar, 15 gün evleniyorlar, bitiyor. Öyle olur mu? Olmaz.
olmaz. Onun için çok şükür. Bak bu gelinim kaç senelik? Maşallah. Kurban olaydım verene. Ben birini söylüyorum, birini unutuyorum. Babam rahmetlik çok bilgili, çok akıllı bir insandı. Bizim hepimizi yetiştirdi. Bak diyorsunuz ki okudunuz mu? Okuttu bizleri, büyüttü. Her konuda kardeşlerimin hepsi okudu, etti. Fakat babam çok eğitimli olduğu için kendi o, hem çocuklarını güzel yetiştirdi hem de şey kendi işini güzel yaptı. Okul bile yaptırdı babam. Yeşilyurt Çırmıklı'da camisi var. Burada da okulu var. Nerede? Çarmuzum orası. Ben unutuyorum bazen. Çarmuzumu ne? İşte Çarmuz'da okulu var. Önce ilkokulunu yaptırdı, sonra lisesini yaptırdı. Orada okuyan çocuklar var. Hatta ben unutmuştum babamın o şeyi yaptığını. Komşumuzda birisi vardı, geldi sevinerek geldi. Ay Sevimciğim böyle böyle şey, benim yeğenim, yeğeni yanında okuyordu. Orada Parlak dedenin şeyinde, Parlak Ahmet Parlak'ın okulunda şeye, derse girecek, imtihana girecek.